çiçeklerime bakın. Çabuk 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 nergislerime bakın efendim. Lemansam'ın evinden geldi kendileri. Bakınız. Misler gibi kokuyorlar. Bunu siz mi aldınız, size birisi mi getirmiş? Evet. Dün bana kızım getirdi. Aa. Benim vaktim olmayacağı için dedim ben buradan bir tutam götüreyim. Hem selamını getirdim hem çiçeğini. Çok teşekkürler. Şevval getirdi. Evet, evet. Sever misiniz Nergis? Valla ben bütün çiçekleri severim. Hı-hı. Fakat bir çiçeğe çok vicdan borcum var. Gliyol bilir misin? Evet, bilmez miyim? 70'lerin hayatımızı karartan çiçeği. Evet, evet, ben geçenlerde... Bir karanfil, bir gliyol. Evet, kırmızı karanfil. Kırmızı karanfil. Kırmızı karanfil olduğuna çok pişman zaten. Hep acıklı cenaze törenleri. Evet. Gliyol, çocukken bir babamın bahçesinde gliyoller vardı. Ben de kokan çiçek çok seviyorum. Derdim ki yani bu koklandım kokmuyor, bu ne manasız çiçek derdim ama çok küçüktüm. Bütün çiçekleri seviyorum deyip sen şimdi o kadar üzülüyorum, vicdan yapıyorum. Geçen bana dedim çiçekçiden, ben gene nergis alıyordum. Gliyol var mı dedim. Yok dedi, onu artık dedi mezarlık, yani çelenklere, cenazelere giden çelenklere koyuyorlar dedi. Şimdi gliyol arıyorum, bulursam alacağım. Çünkü her seferinde özür dilerim senden diye gliyol. Ben de araştırayım, bulursam hemen evinize göndereyim. Aa, lemansama glayör yollayayım, böyle havalı havalı. Bir de onun rengi de böyle hani genelde krem remdir ya. Ya şeydir. Kremdir, beyazdır, evet. Portakal rengi vardır. Başka portakal da rengi. Rengi var mı? Var. Var. Ama yani genel olarak böyle çok da aranılan bir çiçek değildir glayör. Leman Hanım, şimdi glayörden özür mü dileyeceğiz hep? Diliyorum ben, hayatım boyunca diledim. Gene dilerim aldığım zaman. Öyle bir sıcaklık. İlla yani. İlla özür dilerim, dilerim yani. Dilerim. Ya bütün bir neslin, yemin ediyorum, alıcılarıyla oynamış bir kadındır kendisi. Neden? Yani dün gece hiç tanımadığım bir erkeğe sırf eski sevgilime benziyor diye usulca yanaşıp merhaba deme isteğinde olmayan ben yaşlarda kadın var mı aramızda? Bulamadık. Şu mu eski sevgilime benziyor? Bu bir usulca yaklaşıp merhaba diyemedim. O şarkıyı birebir yaşayamadık. Bir şey söyleyeceğim ama herkes yaşamış demek ki. Bu kadar çok insanın, evet, anısının olduğuna göre onu. Size bir anısın var onu yoksa? Hayır, bende var tabii ki. Ben onun üzerine yazdım. O beşliydi. Yani söylediğim zaman da tepki gelince yüzünde insanların hani var mı var. Erkeklerin de var, kadınların da. Önce kadınlar çok tepki şey yapıyordu, seviyordu. Baktım erkekler de seviyor. Aa, erkek neyse şey, benzetilene empati yapıyor. O da onu alıyor. Yani hiç tanımadığı bir kadın değil. O da onu alıyor, benzetilmeyi alıyor üstüne. Bu erkekler niye böyle hep güzel, böyle arzulanan benzetileni üstüne almaya meyyaller ki? Kadınları taklit ediyorlar herhalde. Ne yapıyorlar mesela? Ne bileyim yani, özendikleri kesin. Bazı şeylerde. Nelerde mesela? Hani çok böyle erkeğim diye iddia edip onunla övünen erkekler. Genelde hani ah bir kadın olsa dediklerini zannediyorum arada sırada bazı hallerde. Ama zaten bence her sağlıklı erkeğin içinde de, yani gerçekten ruhu sağlıklı bir erkeğin içinde bir o vicdanen, o dişiliğin şey enerjisi olmalı. Ha, var diyeceksin zannettim. Hayır, hemen olmalı, karşı çıkacaktım. Olmalı bence. Olmalı. Olmalı yani. Çünkü o oradan geliyor bence. O ama zaten varmış. Galiba her kadın içinde de böyle bir maskülen bir yapı var. Erkeklerde de öyle bir feminenlik var. Yani onu göstermeseler de derinlerde bir yerde oransal olarak aynı olmamakla, hı hı, beraber vardır yani. Şimdi ben sizin hangisini beslersen rehberliğinize başvurmak istiyorum aslında. Hani size çalışırken de. Estağfurullah. Ha, olur mu hiç öyle şey? Şöyle bir şey. Hani hayata tutunmada, anne ve baba olmadan hayata tutunma, o gücü elde etme konusunda çok iyi bir örneksiniz. Ben de mesela öyle büyüdüm. Hı. Şimdi annesizlik, babasızlık üstünden hayat. Gerçekten o hayata, şimdi kendimi düşündüm. Ben acaba dedim anneli ve babalı olsaydım da hayata bu kadar güçlü tutunur muydum? O onu mu yaratıyor? Onu, öyle bir cümleniz var çünkü. Kesin. O beni böyle bir harekete geçirdi kendimle, kesin, ilgili. Yani, öyle mi oluyor? Kesinlikle. Yani sadece annesi babası olmayan değil de annesinden babasından gerekli ilgiyi görmeyen çocuklar ya da aile içerisinde hani işte erkek çocuğunu daha fazla önemseyip kızları kenarda bırakan, o kızların yaşadıkları, bakıyorsun o çok özen gösterilen erkek çocuğu haytanın biri oluyor. Şeyde kızlar o inat, o tutunma duygusu hayatta başarı getiriyor. Gerçi bunun çok yorgunluk verici bir yanı var.
Çok i̇şte. Yoran bir şey. Ama bir yandan da diyorsun böyle zaten hayat böyle siyah beyaz değil ya. Yani bazen çok özendiğim zamanlar oluyor. Ay Allah'ım keşke böyle olsaydı benim de niye böyle babam yok, annem yok filan. Dediğim zamanlar hani bir tanesinden bir tanesi olsaydı bari. Ailede de hiç yok. Böyle sap gibi kalınca dünyada. Ya yaşayacaksın ya savrulup gideceksin. Ben yaşamayı seçtim. Belli ki sen de yaşamayı seçmişsin. Ben de yaşamayı seçtim. Tabii. Yani evet hani yanlış bir karar vermediğimi düşünüyorum. Verdim ama şey anlamda hani böyle bir bağımlılığım olmadı, bir yere savrulmayı evet. seçmedim. Kolay değil. Değil. Ve şey oluyorsun, garantici oluyorsun mesela. Ay, niye öyle? Şöyle, şimdi mesela çok rahat bir hayat içerisinde el bebek gül bebek bir insan. İcabında zararlı madde kullanıyor, çok işte sağlığa zararlı bir takım şeyler kullanıyor ya da ne bileyim böyle dağınık yaşıyor. Biz sağlam durmak zorunda olduğumuz için her şeyi böyle kendi çerçevesi içerisinde görmek gibi bir alışkanlığımız olduğu için bunun faydaları da oluyor. İşte böyle yani bu taraftan bazı faydalar bu taraftan. Biz sizi hiç girdiğiniz bir mekandan girdiğinizden farklı çıkarken görmedik Leman Hanım. Nasıl yani? Yani biz sizi sendelerken görmedik, biz sizi evet. ağlarken görmedik. Hep sizi böyle gördük. Evet. Bu bilinçli seçtiğiniz bir şey miydi ya da siz hep böyle miydiniz? Hep böyleydim. Çocukken de böyleydim. Hmm. Bir de bende sokak kedisi şeysi var. Sendromu onu var. Diyorsunuz evet. Evet söylüyorum. Çünkü sokak sen kedi baktığın kedim, için evet. biliyorsun. Sokak kedisini aldığın zaman şöyle bir kasar ya kendisini. İstemez, kucak istemez, çok sevilmek kedirgin istemez. Olur. Öyle ev kedisi gibi bir kucaklara yatmaz. Öyle bir şey var bende hani. Çok sevilmekten de hoşlanmıyorum. Hani böyle sevgi sözcüğünün çok konuşulmasından hoşlanmıyorum. Artık böyle olur olmaz yani. Ne bileyim bazı sözcüklere özen göstermek. Azıcık onları korumak, eskitmemek, çürütmemek lazım. Böyle herkes her şeyi konuşuyor. O yüzden mesela nasıl anlatayım? Hani erkek arkadaşınızla da... Hani çok üstüne gelince bir böyle bir itme vardır ya böyle. Hani sevginin, sarılmanın, okşanmanın da bir şeysi olduğunu düşünüyorum. Ben düşünüyorum yani böyle. Mıç doğrudur mıç, demiyorum. Böyle mıç mıç sevmiyorsunuz. Sevmiyorum. Sevmiyorum. Öyle hani sürekli böyle el ele tutuşalım, öpüş kokuş olalım. Hayır yok. Dizimize sadece yatalım. Sadece çok güzel kucaklayıp hani böyle ama hiç şeyler. Sevdiğim insanları güzel kucaklamayı ve kucaklanmayı severim o kadar. Merak ettim sizde. Şimdi bir taraftan babaanne var, bir taraftan anneanne var. Anneannemle çok görüşmüyordum. Onlar İstanbul'daydı. Ha. Biz babamın memuriyeti dolayısıyla sürekli Anadolu'yu gezdiğimiz için babaanne vardı. Babaanne evet. Onu var. Erken kaybettim zaten. O biraz dominant bir kadındı. Benim babaannem de çok dominant. Çok. Şeyi merak ettim sizde. Şimdi anne baba aradan çekilince şimdi ben... Sen kaç yaşında... Ben 12 yaşındaydım işte annemi kaybettiğimde. Şöyle bir şey oluyor. Şimdi anneden babadan, mesela babamı birazcık daha geç kaybettim de. İkisi de değil, hayatta ay, değiller. Onlardan böyle hani ya aynı annem gibi ya aynı babam gibi onun dili olmuyor ya. O nesil aradan çekiliyor ya. Babaanne, anneannenin dili oluyor ya. Şunu merak ediyorum sizde. Siz nasıl? İki kuşak önceden birileriyle büyürken bu kadar yaşsız ve güncel yani günü yakalayan, aklı her türlü gençliğe eren biri olarak kalabildiniz. Şimdi, çünkü beslendiğiniz kaynak aslında iki kuşak evveli, bir kuşak da değil. Anne baba nesli de değil. Onun da anne babasının nesli. Şimdi öyle büyüyünce yani en kaba halle ayrımcılık yapmıyorum özür diliyorum. Yaşlılarla büyüyünce bu kadar genç nasıl kalabildiniz? Her dönemde genç olabilmeyi. Teşekkür ederim. Yani, ben bunun üstüne çok düşünmedim ama evet. Bunu yani merak ettim. Şey geldiğim yaşın şeysini yaşamıyorum. O doğru. Hani hatta hala konserlerde bile açık söyleyeyim hep gençlere şarkı söylüyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Zamanında her yaştan insana söyledim yeteri kadar cemiyetten işte efendim şuradan buradan
rütbeli rütbesiz, yani asker demek istemiyorum. Hı-hı. Rütbe derken başka şeyi kastediyorum. Söyledim. Şimdi ama gençlere şarkı söylemek bana çok iyi geliyor. Bu senin söylediğini anlatıyor bana yani. Hı-hı. Hani genç kalmıştık fiziksel olarak söylemiyorum ama hani ruhen ona izin vermedim. Arada sırada kızıma söylüyorum, Yasemin'e söylüyorum. İşte artık makine eskidi, ben de şöyle filan diye. Kızıyorlar onlar, ben gırgırına söylüyorum esasında. Hiç de öyle hissetmiyorum yani. Gayet. Gayet genç hissediyorum. Yani. Yani şöyle, genç hissediyorum değil. Yaşımdan çok memnunum. Yaşlıyım, bunu biliyorum. Ama yaşımın iyisiyim. Bu ne güzel bir şey. Anlatabiliyor muyum? Ama hala gidip bir botoks yaptırmadım. Hiç yok botoksunuz? Yani hiç olmadı mı? Olur mu canım? Ha, üç sene geçti ama aradan. Ha. Üç sene dayanır mı? Ha. Böyle kaşımı çatmak. Saçlar kına mı? Kına. Ya biz üniversitedeyken Lemansama özenir. Hepimiz kına yakardık. Bütün kızlar Mülkiye'de. Keşke bunları o zaman bulsaymışım. Kına, hemen şimdi söylüyorum. Yıllarım kınayla geçti. 10 yıl falan ben kına yaktım. Böyle size özenirdik biz. Evet. Lemansam yakıyormuş, biz de yakalım. Ama o dönem size her şeyinizle. O dönemin kınası da iyiydi, biliyor musun? Şimdi artık saf kına yok mu? Yok. Nereden buluyorsunuz yani? Saf kına bulamıyorum. Aa. İçine bazı kök boyalar katıyorlar. Hı-hı. O da saçı döküyor. Ama ne yapayım, başka çarem yok yani. Peki bunlar pancar mı? Şu an pancar değil. Ama şimdi eve gidince yüzümü yıkayınca pancar. Yani şeyde allık niyetine pancar? Bilmiyorum, makyajımı kontrol de etmedim. Nasıl çıkıyor gayet acaba? Güzel. Şey, şu anda pancar süremezdim yani çünkü biraz makyaj yaptım üstüme. Bakayım kendime. Peki siz böyleydiniz tamam ama Şevval nasıl bu kadar, o da aklı başında ve şey oldu, kontrollü oldu. Vallahi. Yani çünkü hani sizin olmak zorunda olduğunuz bir hayat ama onun olmak zorunda olduğu bir hayat yoktu aslında. Başında annesi vardı. Annesi vardı, bir de ben tabii kendi çektiklerimi kızlarım çekmeyecek diye çok... İyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum ama benim kızlarım prenses gibi büyüyecekler diye öyle yola çıktım. İyi geçti genç kızlıkları ama ondan sonra tabii herkesin, hiç kimse, hayat bir gül bahçesi olmadığı için hiç kimsenin hayatı dümdüz gitmedi. Şevval'in de yani yaşadığı ne hikayeleri yani var onun da. Evet. Ama herkesin hikayesi tabii kendine göre. O da ağır bir takım şeyler yaşadı yani, dün daha dün konuştuk. Kimse diğeriyle yarıştıramaz kendi yaşadıklarını. Herkesin yaşadığı travmalar, acılar, sevinçler kendisine dair, kendi içinde yani kendisine dair. Hep ben senden daha kötü yaşadım diyecek durumumuz yok yani. Sen mesela bilemem, ikimiz de kaybetmiyor. Ben kaybetmedim. Benimkileriki daha acıydı çünkü. Evet, benimkiler yaşarken olmaması, hani en azından arkalarından üzülürdüm diye düşünüyorum. Bir açıdan da iyi. En azından kaybettiğim zaman o kadar üzülmediniz değil mi? O kadar değil, üzülmedim. Yani çünkü herhangi bir bağım olmadığı için, mesela anne sözcüğü, ben sadece kedilerimle onu konuşuyorum, annen geldi falan diye. Anne sözcüğüne onlar sayesinde alıştım. Hiç anne diye, hani ağzıma çok yabancı gelirdi benim. İşte böyle. Yok tamam, hani tabii ki herkesin kendi travması ama bu da az bir şey değil. Peki bu sizde, ne bileyim, karşı cinsle ilişkide de ya beni istemediler ya da beni terk ettiler gibi bir güvensizlik ortamı oluşturuyor mu çocukluktan gelen? Böyle bir şey oldu mu? Hep güvenli durdunuz ya bizim karşımıza. Hep böyle ya işte ben böyleyim hani. Taş gibi bir Levansan var orada. Yani evet. Aktivist. Böyle şey. Yıkıldığım zamanlar oldu ama hiç insanla, yani birebir yaşadığım insanla ilgili değil. Aşk acısı çektik tabii hepimiz. Onu kenara koyuyorum. Hastalık çekmeyen olarak. Çekmeyen üzülsün. Evet, çekmeyen üzülsün gerçekten. Aşk acısının haricinde yani insanlarla olan ilişkilerimde bana yapılan yanlışlarda oturup ne ağladım, ne yıkıldım. Sadece beni kaybettiklerine sevindim. Ne güzel işte bunları, yani ben üstüme almak istiyorum o yüzden. Bunları öğrenmek istiyorum. Hani öğrenmek istiyorum. Oturalım bir gün konuşalım biz burada herkese. Çünkü şöyle önemli bir şey var. Hani bu kadar benim hemen güvenim yıkılır. Hani bir şey oldu işte, bak ben böyleyim işte şöyleyim falan diye böyle kendimi sorgularım. Hani böyle ama sen daha çok gençsin. Nereye gencim? Aslı. Ya değilim. O kadar değil. Artık sorgulayacak yaşı geçtim bence.
Bu bir kişilik erozyonu yani. bir güvenli dur, yok o işte. Bunu neye bağlıyorsun peki bilmiyorum sen? Bilmiyorum ki işte neye bağlıyorum. Onun için hani sizde böyle, sizin böyle durmanız... Yani ben zaten bence çocukken de çok insanlarla... insanın babaannesinde getirdiği bir şey olabilir. Babaannem sosyal bir kadındı. Yani sertti. Bir tam bir Osmanlı kadını gibi. Çok şey öğrendim ondan. Gerçekten çok şey öğrendim. Yani onun bana verdiği şeyler hayatta zaman zaman çok işime... Hani şey, davranış biçimi olarak değil de hayata dair, işte doğaya dair falan bir takım şeyler. Hani çiçekle ilişkim öyle oldu falan. Aslında enteresan bir kadın. Küfürbazdı benim büyük babaannem. Ama ben çok yakına kadar hiç küfür edemiyordum. Şimdi ediyorum, çok mutluyum. Şaka yapıyorsunuz. Ben sizi böyle bayağı hani küfredersiniz diye hep düşündüm. Şimdilerde ediyorum. Çok da mutluyum. Çok geç kalmış. Tabii canım, onun kadar güzel bir şey var mı? Siz bize örnek almayın yine yani. 7 yaş üstü için uygunuz biz. Evet, doğru. Yani. Şöyle bir şey. İnsanlarla olan, şöyle söyleyeyim. Ben çok insancı bir, yani hümanist birisi değilim. Seçerek severim. Çocukken zaten girmezdim kimsenin arasına. Bayram seyran olur, herkes elime para sıkıştırmak ister, vururdum. Yani böyle bir çocuktum biraz. Nasıl anlatayım, ne denir? Öyleydim yani. Asosyal değilsiniz ama. Böyle asosyal değilim. Seçerek böyle seviyorum, seviyorum yani. Ama genel olarak hani ben tüm insanları severim. Var ya. Ben herkesi çok severim. Bu yalan da bana ters geliyor. Seçerek severim dediğim şu, gerçekten ben aptalım biriydim. Kaç yaşına kadar söyleyeyim. Yani böyle... Kaç yaşınıza kadar? Yani böyle 18-20. 20 yaş ama çok gerçekten böyle. Hatta benim arkadaşlarım, kızlarım doğduktan sonra bile... Niye sen böylesin? Buranda koyun yazıyor. Herkes mi iyi olur? Herkese iyi derdim. Aa, o da çok iyi. O da çok iyi. Sonrasında hani tabii hayatta bir sürü şey gördüm. Buna rağmen hala o saf halim devam etti. Ne zaman ki bu mesleğe çok geç başladım kızlardan sonra. Ne zaman ki gördüm insanların o maskelerin arkasını, o gün uyandım. Yani beni sektör uyandırdı. Birinci. Ne kötü ya, ne acı. Birinci olarak o uyandırdı. İkinci olarak da sosyal medya. Yani iki kez uyandım. Şimdi artık ne diyeyim, ne desem, nasıl tanımlasam. Ama yine de düşündüğünüzü söyleme özgürlüğünüz var. Söyleme. Yani net bir kadınsınız. O netlik. Neden söylüyorum biliyor musun? Yani şöyle bir şey. Yaptığım bir tek şey, hiçbir şeyle övünmeyebilirim. Fakat hayata başladım, mesleğe başladım. O günden bugüne kadar hiç kimseyi duruş olarak hayal kırıklığına uğratmadım. Evet, hiç kimse uğramadı. Bunu bana gençler de, üniversite öğrencileri söylüyorlar, daha ileri yaşlardaki bazı dostlar söylüyorlar. Beni eskiden gelip dinlemiş ama eve çekilmiş. Bazen bir yerlerde gördüğüm zaman bana beni anlatıyorlar. Ben o günleri hatırlamıyorum. Onlar bana beni anlatıyorlar. Bir tek mutlu olduğum bu. Hani senin demin söylediğine karşılık söyledim. Ama peki kendinize karşı, tamam, kimseye hayal kırıklığına uğratmadınız. Kendinize uğrattınız mı? Evet, çok. İtiraf ediyorum. Ya kızım, bu da yapılır mı diye kendinize. Tabii tabii. Pişmanlıklarım çok, keşkelerim çok. Yani ben normal bir insanım yani. Keşkem de çok, pişmanlığım da çok. Oh, iyi ki bunu da yapmışımlarım da çok. O keşkeler daha çok söyledikleriniz ya da yaptıklarınız üzerine mi, yapmadıklarınız ya da söylemedikleriniz üzerine mi? Bazı şeylerde geç farkına varmalarımdan dolayı. Yani yapılan, bana kurulan tuzakları geç fark etmekten dolayı. Keşke ben bu zamanında fark etseydim. Keşke şunu yapmasaydım dediğim pek bir şey yok. Varsa da çok öyle... Kaderci bir tarafınız var mı? Hiç yok. Kader. Hiçbir şey, öyle şeylere inanmam. Nazarmış, kadermiş. Nazara ben de inanmam da kader var mı diye çok kafa kurcalıyorum yani. Kader yok da ben bir tek şeyden çok rahatsızım. Şu Murphy yazıları var
Ondan çok sinirleniyorum. Öyle bir şey var galiba. İnanmak istemiyorum ya, ama illaki oluyor. Ya lütfen olmasın ya. Rica ediyorum. Bunlar olmasın. Evet. Çünkü bir de böyle Instagram'da şematik şeyler önüme çıktığında ben deliriyorum. Hani böyle hap gibi artık öğretiliyor ya bize her şey şema 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 1 2 3. O beni mesela çok çıldırttı. Her şey manşet. Hayatta her şey manşet. O manşetin devamı yok. Gerisi yok. Çok takılmamak lazım. Takılmayayım mı? Takılmamak. Buna takılınca da yaşlı duruyor insan. İşte takılmayınca. Yok, yaşlı durmuyor. Bence yaşlı fakat duruyor. Kafan karışıyor. Ruhun böyle bir bulanıyor. Yani ben eskisi gibi değil. Sosyal medyayı çok daha sınırlı kullanıyorum. Yazıp çıkıyorum. Bir de buradan bir teşekkür etmek istiyorum duyan varsa. Ben Twitter'a girdim. Benim hani herkesin çok takipçisi vardır. Benim o gün başlayan takipçim bugün hala aynı. Ne bir arttı ne bir eksildi. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Hiç eğlenceli değilim. Hiç enteresan videolar paylaşmıyorum. Genelde sertim sosyal medyada. Bunu yazacaktım hazır gelmişken buradan senin aracılığına. Bir tane yani ne eksiliyor ne artıyor kısmında niye artmıyor? Ben oraya takıldım. Şunun için ben hemen artmıyor. Şu anda bir tane arttırıyorum bir dakika. Bir, yok mu arttıran? Ey. Yok 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 hayır şöyle bir şey. Neden artmıyor? Artmamasına seviniyorum. Neden? Bir dakika ben onun için teşekkür ediyorum. Şu 123 bin civarı olabilir mi? Şu musunuz? Bu muyum? Evet buyum. Tamam. İnsanın bir mavi tiki olur Leman Hanım ya. İşte Leman para Saman vermedim. Olmaz. Para vermedim inandım. Para vermeden verseler alır mısınız? Vardı. Ha, benim de vardı aldılar ben de bir daha vermedim. Ay nedir ne mavi tiki? Afiyet, ben bunu neye yaradığını da bilmiyorum ki. Sadece koruyor aslında. Neyden koruyor? Ben kaç kere mahkemeye... Mahkeme. Neyse hepsinden beraat ettim söyleyeyim de arkadaşlar. Yazacaktım bunları Twitter'a senin aracılığına. Şu anda bir tane arttı. Tamam. Şu anda artmıştır bence ekran başındakilerle takip yok şunun için çok enteresan. Yani şunu söylemek istiyorum. Benim gibi düşünen, benim kadar hassas bakan bazı şeylere, benim kadar sert. Anladığım kadarıyla bu kadar insan var. Onu demek istiyorum. Onlar farkında benim... olmayabilirler. Daha fazla da olabilir, farkında olmayabilirler. Ama ben çok mutluyum onlarla. Yani hani ara sıra çok oldu teşekkür etmeye. Bir kere yazdım. Kusura bakmayın hiç eğlenceli değilim. Hiç neşeli değilim. Hani karanlık oluyor videolarım. Yani videolarım dediğim paylaşımlarım. İnadına onlar kalıyorlar. Ben girmiyorum mesela. 15 gün tweet, ikisi oldu pardon. Mesaj herhangi bir, herhangi bir şey paylaşmıyorum. Yine de onlar orada duruyorlar. Onların gerçek beni sevenler olduğunu düşünüyorum. Benim box office'im bu kadardır diye. Leman Hanım. Siz o kitabınızı bize söz verdiniz, kitabınızı yazmadınız daha hala o bir basılmadı ama biz hala burada duruyoruz sizin hayranlarınız, sevenleriniz olarak. Evet, geçen gün Şevval'le bir şey konuşuyorduk. Şevval, anne bunları yazsana. Kızım ben bunları nasıl yazayım? Yani her şeyi yazamam. O kadar hayatımda o kadar ilginç şeyler var ki bir kere ajitasyon yapmaktan hiç haz etmem. Hiç hoşlanmam. Hani kimsenin yanında ağlamamam filan da ondandır. Şimdi biraz yaşlandığım için bazen bazı şeylerde evde kendi kendime, bazen de kızımla birlikte hadi ağlayalım mı diye. Yasemin'i de yapıyoruz. Sulu gözlük iyidir ama bazen. Evet ama ben bir yıldır ağlayamıyordum. Çok zorlandım. Benim 1900... Anlayın işte arkadaşlar. 1923 diyecektim. 2023 benim için hiç çok kötü geçti. Çoğu insan için de pek sıkıntılı geçmiş galiba. Kötü geçiyor ve siz bir damla gözyaşı dökemiyorsunuz. Dökemedim. Hayır. Daha yeni yeni ufak ufak ağlamaya başladım. Yani bu böyle çok yeni. Biz tabii ki bu arada magazinsel hiçbir içerik istemiyoruz da programda. Yok sorabilirsin. Yine de 1900... Allah ne yapsın Leman Hanım ya? Bilmiyorum. İstediğini yapsın yani. Hep iyi şeyler yaptı bana. 2023. Neden kötü geçti diye sorsam. Çok nedeni var. Yani şimdiki magazin olarak söylemeyeceğim. Yani genel olarak hem sağlık açısından, kayıplar açısından... Ülkenin şartları, gidişler. Tamam, o zaten bütün hepimiz yani, için çok kötü. Evet, yani bunların hepsi yan yana gelince blok halinde başıma kaya düşmüş gibi hissettim. Yaşadığımız deprem felaketi i̇şte zaten bizi bloke etti yani her şeyimizi. Ama hakikaten gözyaşı dökemediniz mi? Dökemedim. Bu korkunç bir şey. Kimseye böyle bir şeyi hani şey gibi beddua eder gibi bir şey. İnşallah ağlayamazsın birisine. Kilitleniyor musunuz orada? Evet. Psikolojik olarak yani hiç ağlayamadım. Çok uğraştım ağlayamadım. Neyse son günlerde bir iki bir şey
ağlattı beni. Bazen bu çok sorumluluk taşımaktan da oluyor çocukken. Peki ben size, sizin hayatınıza çalışırken gözüme bir tek bir kare geldi. Sizinle ilgili değil bu arada. Sizi bir şeye benzettim. Bu doğaya, hayvanlara olan sevginiz, toprak. Evet. Tanrıça Gaia. Bilir misiniz Tanrıça Bilirim Gaia? Bilirim de o kadar yükselme yani. Ben hani bana şey ne dedi? Bir Rapunzel onun bir dediler, şeyi var. Kınalı, bir sembolü var onu anlatan. Anladım. Tanrıça Gaia'sınız anlamında demiyorum. Ama onu anlatan bir sembol var. Arkadaşlarım onu verirler ki bence siz o sembolsünüz. Gerçekten. Evet. Bir, sembolünü görmedim ama. Şimdi geliyor. Şeysini, bir içeceği var. Söylenemiyor ya buralarda. Şusunuz siz. Ha doğru. Ben bunu sürekli söylerim. Siz busunuz. Yani gösterelim. Tabii doğru. Burada bir New Leman'sam görmeyelim arkadaşlar. Ha şurada da var bakın Leman'ın. Ne var? Öyle zaten. O kadar değil tabii ki. Bu o çok eski halim olur. O kadar taştınız değil mi siz? Siz böyle taştınız değil mi? Hep? Tabii ki. Şöyle her zaman kendimi böyle bunu görmemiştim. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Kendimi hep böyle ben belki okudun. Derim ki hani ben hani nasıl bu kadar güçlüsünüz dediklerinde. Ben kendimi bir ağaca benzetiyorum fidenken hani rüzgarda eğilir ya. Ben derim ki yaşlandıkça köklerimi daha derine saldım. Kollarım daha sağlamlaştı. Ben bunu bilmiyordum. Ben bu cümleyi bilmiyordum. Ben her röportajımda söyledim. Vallahi ben atlamışım. Sadece gazetelere bugün yazdığım dönemler oldu. Hande ile konuşuyorum. Hande dedim. Bence Leman'sam ben, bu sembol. Çok teşekkür ederim. En çok güzel bir şey. Rapunzel falan dediler. Yani Kınalı Rapunzel, Pocahontas. Kınalı Rapunzel. Kınalı yapıncak gibi. Kınalı Rapunzel. Öyle de dediler. Onları biliyordum. Bu çok beğendim. Bunu ben. Değil mi? Hem toprağa hem gökyüzüne. Bunu Yasemin bana bir yerden bulur, hatta basar, koyarım eve. Şeyde var, Google'da var. Evet, ben onu çok beğenmiştim bunu. Çünkü Gaia'ya anlatan hiçbir şey böyle değil. Bunu buldum. Aslında biraz ticari amaçla yapılmış ama bu sizsiniz bence. Ticari amaçla yapılmış. Yani hani bunun heykeli var. Şey satılıyor bu arada. Heykeli var bunun. Diyebiliyorum eğer stokta varsa. Bunun fotoğrafını görünce ha dedim Leman'sam. Ya online alışveriş de mi yapmıyorsunuz? Yapmıyorum. Hiç. Bazen kart bile kullanmıyorum. Çok gerekmedikçe. Peki kartımı iptal ettiler geçen. Alışveriş sever misiniz? Sevmem. Çok sıkılırım alışverişten. Bir alacağım yani bir yere girdiğim zaman şöyle bakarım. Hemen gözüme zaten çarpar. Çat alır parasını öder çıkarım. Fazla kalınca orada böyle terler basıyor. Öyle şey giyim kuşam şu bu. Yok benim zaten belli bir giyimsiz stilim var. Sahnede de öyle bilirsin belki. Yani bilmez miyim? Yani biraz böyle avantgard giyiniyorum. Bazı eski şeyleri yeni bazı şeylerle kombin yapıyorum. Çok akıllıca yapmışım. İlk başladığım zaman böyle çok daha deli deli giyiniyordum. O zaman herkes diyordu ki yani niye böyle giyiniyorsun? Herkes çünkü çok şık giyiniyordu sahnede. Bir tek ben çok deli deli giyiniyordum. İyi ki öyle yapmışım diyorum çünkü bugün artık mama paralarının ne kadar olduğunu sen iyi biliyorsun. Ben bütün sokağa baktığım için. Ben de sokağa bakıyorum. Onun için ben gidip de bir takım şeylere öyle çok paralar vermeyi doğru bulmuyorum yani. Öyle bir hesap tüketim mı var kafanızda? Yani bir şey hesaplarken öyle oluyor da çünkü bir süre sonra. Çok alakasız mesela, yerlere alakasız paralar harcadığım olmuş. Bir şey 500 lira değil ki. Ya bu şu kadar paket mama eder. Bunu buraya vereceğine Leman git 3 paket 4 paket mama al. Böyle kesinlikle. Bir şey yapıyor çalışıyor. Öyle çalışıyor. Sadece mama değil zaten. Veterinerler zaten aldığın herhangi bir marka kostüm. Veterinerler çok pahalandı. Sahiplendirir misiniz? Son bir tane kaldı ama alan olmadı. Annesinden de ayıramadım. Ben salonda yatıyorum. Onlara kendi odamı verdim. Ne yapacağımı bilemiyorum. Annesi sokaktan mı geldi? Hamile diye atmışlar evden. Siz ben aldınız eve. Evet doğumu oldu. Hamile diye evden mi atmışlar? Çipi de yoktu. Acaba sokaktan mıydı? Prenses, ev kedisi belli. Çok da güzel. Fakat evde 8 kedi var. 8-9 yani şimdi minik bir evde. Onları vermek istiyorum iyi bir yere. Çok yere sordum. Hani anne kız alsa keşke birisi dedim ama bu
Bu sadece bana dair bir şey. Şimdi herhalde bizim obsesif kompulsif hanımlar oradan soruyorlar. Kedi tüyleriyle nasıl baş eder diye. Şu anda bunu soruyorsunuz biliyorum. Valla gelirken Yasemin ve yardımcım böyle üstümü şey yaptı. Dedim bırakın ya, bunlara ben çok alışkınım. Ne olur yani şurada iki tüy gözükse. Onlar... Ayakkabınız ne güzelmiş. Evet. Şey... Çok güzel bir söz var ya, şimdi Instagram'da dolaşıyor. Benim giysilerimin üzerinde böyle ünlü tasarımcıların şeyi yok, label, etiketi yok. Kedi tüyleri var diye. Görmedim ama hoşmuş. Hı, kedi tüyleri, güzelmiş. Kedi tüylerim var giysilerimin üstünde diye. Ben de şey derdim hep eskiden beri. Şimdi kadınlar laser epilasyon falan, hı hı, çıktı. Ondan önce şekerle olan yapıyorlardı falan. Artık daha da söylemeyeyim. Derdim ki hep. Daha doğrusu gazetede yazdığım zaman birkaç kere yazdım ama bayağı da kızmıştı kadınlar. Derdim ki bu kadar para veriyorlar, gidiyorlar bedenlerindeki tüyleri aldırıyorlar. Sonra başka bir hayvanın tüylü şeysini sırtlarına geçiriyorlar. Bu nasıl bir mantık derdim yani. Bırak o zaman tüylü kal. O yıllardansa şimdi ama daha çok tepkiler artık farkında. Korkuyorlar. Çok, gerçek kürk artık yani, yürek yemek gerekiyor. Korkuyorlar. Korksunlar. Bence de korksunlar. Ya, o kadar da değil hani gerçek kürk. Gerçek kürk hikayesi anlatacağım sana şimdi değil. Bir gün oturursak kahve içerken sana çok anlatacağım. Mu şey? Hayır. Ha. Yok. Bir ünlülerden birisinin yani yaşadığım bir şeyi anlatacağım. Ay ne yaptınız? Biraz. Kadına ne yaptınız Leman Yok, Hanım? Yok, anlatırım başka bir zaman çünkü o kadar ünlü ki. Şey kestiniz yapamam. Mi? Yok canım. Ha. Anlatırım. Ay çok merak ettim. Şu anda çok merak ettim ama kimdi ve ne oldu? Olay nasıl vuku buldu? Artık burada anlatamam sana her şeyi. Peki, Aslı'cığım. Yaş aldıkça hayatın dertleri değişiyor, tamam da. Sizin derdiniz değişiyor mu? Yani dertlendiğiniz şeyler değişiyor mu? Arttı tabii. Ama ben bunu kendinize ilgili İnsan. Soruyorum. İnsan evet, evet sistem evet, evet dünya evet, susuzluk, kuraklık her şeye evet. Yok, ben şunu söylemek istiyorum. Yani ben insandaki hani dindar olan, inanan, inanmayan herhangi bir insanın içinde eğer böyle bir vicdan yoksa o benim için söylemem. İnsanın vicdanıyla baş başa kaldığı zaman nasıl hesap verdiğini. Yani ben şömine yaktığım zamanlarda belki duymuşsundur. Elimde bir küçük süpürge, odunları atmadan bir saat süpürürdüm ki aralarında bir böcek, örümcek bir şey kalmasın diye yerlere vururdum filan. Elektrik süpürgesiyle bile bir karınca kaçar diye ya da ne bileyim ıspanaktan bir küçük şey salyangoz çıktı diye böyle evde sürekli böyle şey taşıyıp dışarıya atan bir insan olarak bu kadarı fazla olabilir ama ben böyleydim hep. Bu kadarını beklemiyorum ama biraz vicdan bekliyorum ve çoğu insanda bu yok. O zaman çok üzülüyorum. İnsan olduğuma şey yapıyorum yani. Keşke olmasaydım diyorum. Bunlar üzüyor. Hepimizi evet. Çok üzüyor. Yani. Onun dışında azıcık... bir de makine eskiyor ya böyle işte. Yok doktora git kontrol ol. O oldu, bu oldu. Ufak tefek şeyler çıkıyor ya. Rektifiye edilmek gerekiyor. Onlar çok zamanımı alıyor. Halbuki ben müzikle uğraşmak istiyorum. Doktor randevuları kafa yeni makina, kafa yeni olunca ve makina eskiyince aslında insanın o şeyi de aradaki etkileşim de değişiyor değil evet. Mi? Evet. Ben söylüyorum makina eskidi diyorum ya. Her şeyimiz eskiyor zaten. Hı-hı. Her şey eskiyip de insanın eskimemesi ihtimali olamaz. Ama hala şimdi çok üzülüyorum. Dans edemiyorum sahnede. Şu anda tabii yürüyüşümde biraz sıkıntı var. Yani etmemem lazım. sahneye çıkıyorum. Ben bastonla bile çıktım sahneye biliyor musun? Yani ameliyattan sonra bastonumla çıktım. Sahne devam. Sahne ama devam. Sizi çok iyi gördüm. Yani sağlığınız yerinde. O iyiyim. O süreç atlatılmış gibi mutlaka zor bir süreç. Sonra COVID zor bir daha ameliyat. COVID'den yeni çıktım. Bak şuramda hala. Şu nasıl gibi. Siz? Aa COVID mi oldunuz? Evet. O şişlik niye? İşte o öyle oluyormuş bu lenf. Aa, çok geçmiş şey olsun ama geçecek, onlar inecek yavaş yavaş. İnecek tabii tat ki. Tat ve koku geldi mi? Gitmiş miydi? Bundan öncekinde koku gidince ben mahvoldum tabii. Çünkü ben bir köpek kadar iyi koku alırım. Çok zorlandım. Yemek yerken çok zor. Paçavra yiyorsunuz. Herkes çok şükretmeli gerçekten. Bütün organlarına teşekkür etmeli. Hani koku dersiniz. Şu anda mesela suyun kokusunu alırken ben fark etmiyor olabilirim hani. Hani insanlar fark etmiyor olabilir ama fark etmek lazım ve teşekkür etmek lazım. Değil mi? Yani, evet.
her lokmaya, her nefese teşekkür etmek gerekiyor. Hiç magazin konuşmadan bitirdik. Bu nasıl program? Ne magazini ya? Şaka magazin söylüyorum. Ne ya? Ne soracağım? Şimdi ben size ilk aşkınızı mı soracağım? Ay. Yani hani şaka söylüyorum. Taro Emir'i sorayım hadi. Aa, magazin evet. Değil de nasıl ne hisse? Ben magazini de ne hissediyorsun? Adam çok stylish ya, stil sahibi böyle. O giyim, kuşam, o havalar, o seks apel nedir? Sade o kadar. Ya hayır, bir de çok havalı. Çok hoş bir adam oldu, çok yakışıklı oldu. Vallahi inanamıyor insan. Benim böyle çimene yatmıştım, bebekti. Böyle onu da böyle karnıma yatırmıştım. Böyle bir fotoğrafımız var. Hani insan fark etmiyor galiba. Nasıl biz buraya geldik diye kol kola giriyoruz en iyi arkadaşım gibi. Bir kere magazinciler bizi alacakaranlıkta. Biz tiyatroya gidiyorduk. Cihangir'de. Benle konuştular, sonra beyefendinin adını alabilir miyiz deyince ben cennet getirdim. Sonra özür dilediler, çocuklar fark etmemişler. Yani artık alacakaranlıkta, yani ben de demek iyi görünüyormuşum. Öyle dediklerini bir, ama gerçekten şaka yapıyorum. Çok sadece görünen değil, görünmeyen o kadar çok hasletleri var ki. Hani ben şurada anlatsam 3 program geçer yani. Hani büyüme dönemindeki, hani ergenliği atlattıktan sonraki dönemde çok yan yana vakit geçirdik. Hala benim minicikken, ben ona, Dalyan'daydı evim, orada bir evim vardı, portakal çiçeği getirmiştim, minicikti. Oh dedi, hala onu anlatıyor, unutmuyor hiçbir şeyi. Anneanne piyano çalarken şunu söylemiştin. Ben oturuyordum, seyrediyordum, Shakespeare oynuyordu bana. Yani o kadar çok, hadi ta ne zaman, ben epey zaman, 10 yıl olmuştu. Belki daha, 10 yıl olur mu, daha fazla. Hadi bu kadar moda değildi rap. Hadi rap yap dedim, rap yaptı çıktı. Sinemadan ne dönmüştü. Yani anlatamam o kadar incelikleri olan, başka türlü bir çocuk. İkizler Burcu. Eleman Sam'ın da torunu olunca böyle olunuyor demek ki. Ama yani o bizim hepimizi geçti, söyleyeyim ya. Geçer ama. Geçmesi yani. Gerekir. Genetik tabii. Özellikleri açısından da. Baba da Metin Tekin. Tabii. Babaya da çok benziyor. Aynı baba. Aynı. Metin Tekin'e de hepimiz aşıktık. Bütün kızlar aşıktı. Hepimiz aşıktık. Hepimiz. Şimdi yani, de Taro'ya bütün kızlar aşık. Evet. Şu anda da hepimiz Taro'ya aşık. Vallahi ben de aşığım çok. Gerçekten yani. Müthiş bir şey. Yani ben bazen görüyorum. Ben işte çok erken evlenmenin, kızımın da erken evlenip çocuk sahibi olmasının şeysi. Ali var bir de, ondan küçük, hı hı. Büyük kızımın oğlu var. O da çok yakışıklı, yalnız göstermiyor kendini. Çok göstermez. O daha için, yani daha böyle sessizlerinden. Ama bakıyorum o da çok yakışıklı. İkisi de çok yakışıklılar. İki torunum da. Kocaman iki torunum var. Tabii çok hoşuma gidiyor aslında yani. İlk önce dedim ki hani ilk şey var, çocuk sahibi oldu. Şöyle bir düşündüm. O kadar çok gencim ki o zaman. Anneanne olacağım yani. Sonra bir düşündüm ki ya ne güzel. Bununla övüneceğim, herkese de hava atacağım dedim. Hani önce şey yapamadım, anlayamadım, algılayamadım nasıl olur diye. Çünkü ben çok çocuk meraklısı, çok çocuk böyle hani bütün çocukları seven filan, şımarık çocuktan hiç haz etmem mesela. Sevmem bütün çocukları ben. Açık açık söylüyorum, her zaman da söylerim. Onları da mı seçerek seviyorum? Yani böyle incelikleri olan hassas ince çocukları. İnce ruhlar seviyorsunuz. Hassas çocukları çocuk büyük seviyorum. Fark etmiyor. İnce ruhlar seviyorsunuz. Evet. Ama çocuktaki beni daha çok etkiliyor. Hmm. Çünkü büyük insan kendisini terbiye edebilir, geliştirebilir, sert yanlarını törpüleyebilir. Ama çocuğun, tabii ailelerine teşekkür ediyorum burada. Aileden gelen bir şey. O hassas çocukları gördüğüm zaman çok etkileniyorum. Benim çocuklarım gibi onlar yani. O zaman ben sizi o tarafa alayım mı, toprağın başına? Tamam. Ben de yeğenlerimin buradan Miray'la seninle mi acaba selam göndersem? Hassas vallahi herkese gönderdim. Deyince. Twitter'daki dostlara bile gönderince. Benimkiler de çok böyle tatlı, hassaslar, çok lokumlar. Sen tabii sadece yeğen mi? Benim yeğen tabii yeğen. Ben en güzel çocuk yeğen olunca, başkasının olunca sevmelere doyamadığım, kıyamadığım. Evet.
buyurunuz. Bu, sizi ben şöyle hemen alayım. Konuşurken asistanını şey yaptım, dedim biliyorum. Ay evet, o kadar mutlu olduk ki Leman'san bizi izliyor. Geçen sene izliyorum. Ama itiraf ediyorum şey, tekrarları izliyorum çünkü Prenten'de bir diziler mi? Yok. Haber ne dizisi? Üstüne de ama şöyle sizi karşıya alayım mı Leman Hanım? Tamam peki. Yüzünüzü görelim, gül yüzünüzü. Bu da çok mutsuz ama. Öyle mi? Onu çok öyle mutsuz mi? Tabii bu iyileşir ama çok mutsuz. Burada i̇şte onu, olmaz o. Evet, burada olmayacak. Evet. Olmaz. Erhan Yazıcıoğlu getirmişti onu, güzel bir saksıya. Evet. Onu iyileştirerek. Böyle serpiyor muyuz? Cihangir'imizin toprağı. Evet, Cihangir'den geliyor. Şey mi, saksıdan mı, yerden mi? Saksıdan anlatırım sonra sana hikayesi. Böyle bir serpme usulü. Serpme usulü. Van serpme kahvaltı. Vay, bizim oralarda çok açıldı ya. Şöyle. Leman Hanım, ne zaman yeni albüm gelecek? Aslı'cığım, ne albümü? Tamam, single ne zaman gelecek? Ona az kaldı. Benim sesim hala kısık. Sana şarkı söyleyecektim ama söyleyemedim. Kısık, ben kıyamadım size. Gerçekten söyleyecektim. Hangisini Leman Hanım? Hangisini söylemek istediniz? Aa, öyle seçmedim. Yani söylerdim burada ama yani gerçekten şu an ilk sahne yok. Peki kitap ne zaman geliyor? Daktilo bulamadım. Ben şeyle yazamıyorum. Daktilo mu bulamadınız? Siz evet. Koskoca Leman'sam daktilo mu bulamadı dünya üstünde? Çünkü ben çok çok hızlı daktilo yazan, elektrik daktilo. IBM'in toplu bir şey sordu, aradık. En sonunda İngiltere'de bulduk şevvali. Ama 7000 pound dediler. Bütün daktilo, elektrikli daktilo, yok, aradık hızlı bütün. Yazanlar Leman'sama hemen yolluyorsunuz. Leman'sam kitabını onunla yazacak. Lütfen bizi mahrum edin. Sizin yüzünüzden biz mahrum kalıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Kitap olarak değilse bile belki bunun hani sinopsisini yazıp bazı şeylerini, bazı hani o ajitasyon olan yerlerini şey yapmadan, koymadan ya da onları bazı travmatik şeyleri biraz komediye çevirip belki sahnede yapabilirim. Aa evet. Böyle olabilir. Evet şey böyle tek kişilik gösteri evet, gibi. Sizin öyle. Hayatınız müzikli. Ama. Müzikli. Benim hayatım. Ama çok iyi fikir bu. İşte orada maalesef hayatımın içerisinde bu meslek yaşamımda özellikle o kadar çok kişi tanıdım. O kadar bende sırları var. O kadar hani onları anlatmadıktan sonra böyle bir şey. Neyse ben böyle bir şey toparlayacağım. Başladım yazmaya aslında, defter bir kısmı var. O zaman tek kişilik gösteride şarkılarla birlikte Leman Sam'ın ajite olmayan hayatını izlemek üzere diyoruz. 2024'ten dileğimiz budur.